Ne demiştik? Türkiye'de bu konsept ilk. Evet, yine söylüyoruz. Yeni nesil, eski nesil fark etmez. Yektumat'ı takip eden bu soruları affetmez. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Yektumat Yasin Kara. Matematik konu anlatımıyla karşınızdayım. Arkadaşlar bir önceki dersimizde sayı kümelerini anlatmıştık. Bu dersimizde de neyi anlatacağız? Değer vermeyi anlatacağız. Özellikle derse başlamadan konseptimiz hakkında özel, e, özellikle bir kez daha birkaç kelime söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bu konsepte alıcı da var, öğrenci de var. Her şey real ortamda. Farklı sınıf gruplarından, farklı sınıflardan öğrenciler seçtik ve buraya getirdik. Burada amacımız gerçekten faydalı olabilmek. Eskiden öğrenci karşımızda var gibi anlatıyorduk. Anlayacağı yerleri, anlamayacağı yerleri tahmin ediyorduk. Bu sefer artık tahmin etmemize gerek yok. Burada etli, butlu, canlı öğrencilerimiz var. Sizler de dersime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dersime katkılarınızdan dolayı özellikle ben teşekkür ediyorum. Ee, bu videoda özellikle de edit yapmayacağım. Her şey real olsun, gerçek olsun istiyorum. Evet, buyur Kadir. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabiliriz. Öncelikle konsept çok iyi, hayırlı olsun. Teşekkür bu konudan ederim. kaç soru çıkıyor hocam? Şimdi biliyorsun geçen de sordunuz. Türkiye'de maalesef ki eğitim hayatındaki en büyük sıkıntı şu. Daha ders başlamadan bu konudan kaç soru çıkıyor? Bu konudan soru çıkmıyor. Çıkmaz da, <laughs> çıkmayacak da. Ama bu konu çok önemli bir konu. Ne konu? Değer verme. Şimdi işin şakası şu. ÖSYM bundan çok nadir soru soruyor ama buradaki değer vermeyi bilmeyen bir öğrenci soruları çözemiyor. Şimdi örnek veriyorum. E, tencere olmadan yemek yapılmıyor değil mi? Bu matematiğin tenceresi. Değer vermek üzerine. Şimdi sen hemen bir şey bekliyorsun ama o bir şeyi hemen acele etmeyeceksin. Bu konuyu sabırla dinleyeceksin. Burada özellikle ÖSYM son yıllarda yeni nesil olayları da geçti. Hani şunu bir kez daha söylüyorum. KPSS, DGS, ALES, YKS, YKS, TYT, MSÖ, Hakimlik, Sayıştay bütün ÖSYM sınavlarında çıkan bütün matematik sorularını inceledim. Ve bakın ÖSYM son yıllarda yavaş yavaş artık böyle bizim çok iyi bildiğimiz temel kavramları problemleştirmeye doğru gidiyor. Şimdi bizim de amacımız sizi bunlara karşı hazırlamak. Şimdi ben e, birinci soruda yine arkadaşlarıma cevap vermek adına bu konu bana ne katacak sorusuna cevap vereceğim arkadaşlar. Daha sonra da bu temel kavramların o klasik yerlerini size anlatacağım. Ama bu konu karşınıza nasıl çıkar bunu göstereceğim. PDF açıklamada var. Yine arkadaşlar ben temel kavramlar kampı, temel kavramlar deşifre konu anlatımı olarak da bunu da kitap haline getirip bastırdım. Bunu da açıklamadaki linkten arkadaşlar alabilirler. tamamını ulaşabilirler. Ama ben hocam alamıyorum. Öyle öbür türlü seyreceğim diyenler, yazıdan çıktı alacağım diyen arkadaşlar da açıklamadaki PDF'den çıktıya ulaşabilirler. Evet. Şimdi ben başlıyorum. Arkadaşlar ilk başta sorumuz şu. Bu konu bana ne katacak? Şimdi son yıllarda dediğim gibi Bizim bildiğimiz temel kavramlar problemleştiriliyor. Bunun örneklerini mevzuda gördük. Şimdi ben bir eğitimci olarak burada bir şeyler meydana geldikten sonra aa arkadaşlar böyle de soru geliyormuş diyemem. O yüzden ben yeni nesil, eski nesil her boyutta matematiği inceliyorum. Sizler de bu yüzden beni takip ediyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Şimdi burada mesela e, ÖSYM'nin son yıllarda yaptığı yeni nesil versiyondan ben özellikle konuyu anlatacağım. Şimdi sorumuza bir dikkat edelim. Dersi konu anlatımına geçmiyorum. İlk başta ders bana ne katacak hedefimizi belirliyoruz. Mesela son çıkan e, soruya benzer bir soru var. Bir sınıftaki 25 öğrenciden bazıları sıralara ikişerli, diğerleri ise üçerli oturmuştur. Buna göre üçerli oturulan sıra sayısı ile ikişerli oturulan sıra sayısının çarpımı en çok kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar, burada e, sıralara nasıl oturmuşlar? İkişerli oturmuşlar. Bir de ne? Üçerli oturmuşlar değil mi? Tamam. İkişerli oturulan sıra sayısı A olsun. Üçerli oturulan sıra sayısı B olsun. Bakın şurada neyi verdim? Sıra sayısını verdim. Tamam. Peki, sıra sayısı bu. Bu sıralarda kaç öğrenci oturmuş? 25. Ben öğrenci sayısını nasıl bulurum? Mesela buradan sıralardan örnek verelim. Örnek veriyorum. E, bu sırada 3 kişi oturuyor. Burada da 3 kişi otursaydı 3 3 tane ne yaptı? 6. 3 kere 2 6. Sıra sayısıyla bir sırada oturan öğrenci sayısını ne yaptık? Çarptık. O zaman burada 2 ile A'yı çarparsak burada oturan öğrenci sayısı 2A. 3 ile B'yi çarparsam burada oturan öğrenci sayısı 3B oluyor. Bu da bana neyi veriyor? Öğrenci sayısını. Evet. Benim toplam kaç öğrencim var? Benim toplam 25 öğrencim var. O zaman demek ki 2A artı 3B eşittir kaç olacak arkadaşlar? 25 olacak. Şimdi ben bu toplamın 25 olduğunu biliyorum. A'ya B'ye ne vermeliyim? Şimdi arkadaşlar eğer toplamın biliyorsam ben çarpımın büyük olmasını istiyorum değil mi? Hani diyor ki 3'erle oturulan sıra sayısı ile 2'erle oturulan sıra sayısının çarpımı en çok kaçtır? 2'erle oturulan sıra sayısı A, 3'erle oturulan sıra sayısı B, bana A çarpı B'nin en çok olmasını istiyor. O zaman benim buradan bulacağım değerler birbirine ne olmalı? Uzak mı yakın mı? Yakın olmalı. Yakın olursa o kadar büyük oluyor. Şimdi mesela burada en yakın ne verebiliriz? Bir iki tane deneyelim arkadaşlar. Siz de düşünün. Kaç diyorsunuz? 6 versem 12 olur. 13 olmaz. 7 versem 14 olur. 5 versem Bir dakika. 5 vereyim arkadaşlar. 2 kere 5, 10. 10'a ne eklersem 25 olur? 15. O zaman B'nin ne olması gerekecek? 5. Tamam. 2 kere 5, 10. 3 kere 5, 15. Oluyor mu? Oluyor. Peki başka bir tane daha bulalım. Başka bir tane daha bulalım. Düşünün. Ben de düşünüyorum. Bulamıyorum hala. 4 versem 8. 2. 8 2. 2, ye 7 ye 7. 2 versem 4. Öbür tarafa atın 21, 7. Tamam. Şimdi bakın burada A çarpı B'yi inceleyin. 5 kere 5, 25. 2 kere 7, 14. Dikkat ediyorsa sayılar birbirine yakınken ne oluyor? Daha büyük oluyor. O zaman 3'er lotu sıra sayısı ile 2'şer sıra sayısının çarpımı en çok kaçtır? 5 kere 5'ten 25 olacak. Bu sorumuzun cevabı 25. Özellikle güzellikle not tutun alın. Cevabımız 25. Şimdi arkadaşlar not almanız için size süre veriyorum. O sırada ben de soluklanayım. Şöyle bir gezeyim ne yapıyorsunuz? Not alın. Aldın mı? Çok hızlısın. Sorabilirsin. Hocam e, bu soruyu tüm öğrenciler merak ediyor eminim. Bunun başka bir çözümü yok değil mi? Şimdi burada sen değer verdiğin için başka bir çözüm olduğunu mu düşünüyorsun? Yani e, denklem çözümü falan. He, şimdi bak burada çok güzel bir soru sordun. Sıra sayısı dediğimiz yani hiç buçuk sıra oluyor mu? Buçuk insan oluyor mu? Yok. Hani insan yedi buçuk insan yolmuyor. Burada tamam mı İnsan sayısı ve sıra sayısı sayma sayısı oluyor. Sayma sayısı olduğu için de. Ee, ne oluyor? Bu senin denklemini sınırlandırıyor. Sayı kümelerinde de söylemiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sayı kümelerinde ne vardı? Eğer ben bir bilgi biliyorsam Türkçe bir bilgi biliyorsam bu Türkçe bilgiyi matematiğe uyarlıyordum. Burada da o Türkçe bilgi var. Hani bir önceki sayı kümelerinde biliyorsun demiştim ki yukarıda A ve B rakam derse sayma sayısı derse, doğal sayı derse bunlar ne yapıyordu? Denkleme baskı kuruyordu. Yani denklemi sınırlandırıyor. Dolayısıyla dediğim gibi burada iki tane Bilinmeyen var. Bu denklemi çözmek için belki başka bir denkleme daha gerek var gibi düşünüyorsun ama burada gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü bunlar zaten sınırlandırılmış. O yüzden hani burada değer verirken e, asla hani bunu da ben sallıyor muyum? İşte e, kafadan atıyor muyum gibi hissiyatlara kapılmayın. Öyle bir şey yok. Zaten bunlar böyle çözülüyor. Özellikle ÖSYM son birkaç yıldır bu sene DGS'de yaptı mesela. Aleste yaptı. Gerçekten ilk defa gör, gören için şok. Tamam mı? Geçiyorum. Kaçın sonra cevap verdik umarım. Şimdi arkadaşlar ikinci sorumuza bakalım. Şimdi ben burada da o olayın mantığını bir kez daha size söyleyeceğim. Bazen böyle ufak teknik sorunlarımız da olabilir. Heh, şöyle altı boş olsun. Ne diyor? A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere A çarpı B çarpımının en büyük değeriyle en küçük değerinin toplamı kaçtır? Şimdi burada elimizde ne var? A artı B eşittir 21. Şimdi çarpımın büyük olması için sayıları ne yapıyorduk? Yakın seçiyorduk. Yakın seçersek toplamları 21 olan iki sayı bulalım. 10 ve 11. Çarpın 10 ile 11'i 110. Bu çarpımın küçük olması için de ne yapacağız? Sayıları uzak seçeceğiz. 21'e 1. Toplam var değil mi burada? Doğru. 20'ye 1. 20 ile, o zaman 20 ile 1'i toplarsak 21 oluyor. Fakat burada çarpmayla karışmasın o zaman. Tamam. Şöyle ifade edelim. E, 20 ile 1'i topla 21. Çarparsan ne geliyor? 20. Bana ne diyor? E, en büyük değerli en küçük değerinin toplamı kaçtır? O zaman 110 ile 20'yi toplayın arkadaşlar. Kaç yapıyor? 130. Bunu da kısaca not alın. Ben de alt tarafı hazırlayayım. Aslında konu çok zor değil. Sadece yeni nesile geçtiği zaman zor. Siliyorum. Tamam. Bazı arkadaşlar dinlerken de e, not alıyor. Evet. Şimdi burada ne var? M ve N birer pozitif tam sayı olmak üzere. Bakın ne diyor? Pozitif tam sayı. Pozitif tam sayı hangi harfle gösteriliyordu? Tekrar olsun diye gösteriyorum. Z artı, Z artı ile gösteriliyordu. M çarpı N e 24 olduğuna göre M artı N e toplamının en büyük değeriyle en küçük değerinin çarpımı kaçtır? Bu sefer bize çarpım verilmiş. Toplamın büyük ve küçüklüğü isteniyor. Şimdi arkadaşlar, o zaman toplamın büyük olması için sayılar birbirine ne olacak? Uzak olacak. M'ye 24, N'ye 1 verirsen, o zaman 24 ile 1'i toplarsan ne olur? 25. Bu toplamın küçük olması için de sayılar birbirine ne olacak? Yakın olacak. Bunu dinleyenler de not alabilir. 6'ya 4 mü, 8'e 3 mü? Bakalım. 6'ya 4 mü, 8'e 3 mü derken hangileri birbirine daha yakın? Bunların arasında 2 var. 8 ile 3'ün arasında 5 var. Demek ki 6 ile 4 olacak arkadaşlar. 6 ile 4'ü de toplayalım. Ne oldu? 10 oldu. En büyük değeriyle en küçük değerinin çarpımı kaçtır? O zaman 25 ile de onu çarpalım. 25 çarpı ondan ne geldi? 250 gelmiş oldu. Burada isterseniz dediğim gibi de not alabilirsiniz. Eğer çarpım biliniyorsa toplamın küçük olması için sayılar yakın. Toplamın büyük olması için Sayılar uzak olmalı şeklinde de not alabilirsiniz. Eğer çarpım biliniyorsa toplamın büyük olması için sayılar uzak, toplamın küçük olması için sayılar yakın olmalı şeklinde de not alabilirsiniz. Hatta bizim bir özel not şeklimiz var, değil mi? Ee, toplam biliniyorsa ne biliniyor burada? Yok, çarpım biliniyor, değil mi? Bir dakika. Az önce yanlış mı telaffuz ettim? Çarpım biliniyorsa toplamın büyük olması için sayılar yakın yok. Sayılar uzaktı değil mi? Sayılar uzak olmalı. Okuyabiliyor musun bakalım? Çarpım biliniyorsa toplamın büyük olması için sayılar uzak olmalı. Çarpım biliniyorsa toplamın küçük olması için sayılar yakın olmalı. Evet bizim gizli not taktiğimiz İleriki nesiller bunu bulduğu zaman asla çözümleyemeyecekler. Özel bir not taktiği işe yarıyor. Şimdi geçelim arkadaşlar bir ileriki levele. Bu değer verme konusu bu şekilde ilerleyecek. Çok zor da bir konu değil açıkçası. İki basamaklı rakamları farklı. Dört farklı doğal sayının toplamı 90 ise en büyük sayı en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar Matematikte asla kelimelere hakaret etmeyin. Bazen bir kelime birçok anlama gelebilir. Bakın burada ne diyor? Rakamları farklı. 1 4 farklı doğal sayı. Şimdi ben 4 tane doğal sayı seçeceğim. Rakamlar farklı olacak ve toplamları kaç olacak? 90. En büyüğünün en çok olmasını istiyor. En büyüğünün en çok olması için şu üç tanesinin en küçük olması lazım ki buna büyük pay kalsın. En küçük hepsi de iki basamaklı mı? Evet. İki basamaklı en küçük sayı 11 yazabilir miyiz? Yazamayız. Bak mesela bir arkadaşınızı yakaladım arkadan ismini vermeyeceğim. 11 olmaz çünkü niye? Rakamları farklı ama siz videodan bulmadınız. 13, tamam mı? Bunları toplayın arkadaşlar. Kaç yapıyor? 35. O zaman 90'dan da 35 çıkaralım. Kaç yapıyor? 55 mi yapıyor? O zaman en büyük 55 diyecektik. Yine diyemiyoruz. Çünkü 55'in rakamları farklı değil. He, o zaman ne yapacağız? 13'ü veremez. Geri alacaksın tıpış tıpış. Şimdi bak burada ben ne yapıyorum? Ben de deniyorum. Görüyorsun değil mi? Ne yaptım? Hemen şuraya bir 14 alalım. Bir daha toplayalım. Kaç oldu? 36. 90'dan 36 çıkaralım diğer sayı bulmak için. Top ne oldu? 54. O zaman en büyük sayı en çok kaçtır? 54. Şimdi bak burada ben nasıl denerken siliyorsam geri geliyorsam sen de sınavda onu yaparken deneyeceksin. Yani Ahmet şöyle bir şey kapılmayacak. Aa ben burada sallıyor muyum? Aa ben burada kafadan mı attım gibi şeylere gelmeyeceksin tıpış tıpış deneyeceksin yani. yani. Bunun başka bir yöntem yok. Bak gördüğün gibi ben de yani tek seferde bulamadım. Alıyorum aşağı. İki basamaklı. Bakın yine şartlarımızı iyi okuyalım. İki basamaklı. Rakamları farklı. Dört farklı sayının toplamı 241 ise en küçüğü en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar dört tane sayı var. Hayal kuralım. Bana diyor ki bak burada en küçüğü en çok kaçtır? En psikopat soru tipi. Ne yapıyoruz? Dörde bölüyoruz. Enes. 241'i dörde bölüyoruz. Ortalama bir sayı belirliyoruz. Ondan sonra tahmin ediyoruz. Mesela 241'i dörde bölersen ne olur? 60. 60'ın altından üstünden birkaç sayı deneyelim. Mesela 58, 59, 60, 61. Bu şekilde toplasam kaç oluyor? 142, 142, 142, 142, 142. Bir dakika. 148. Geleceğim bir dakika ben de deneyeyim. Şuna 4 desek peki? O 4 desek kaç olur? Toplayın. 17, 21, 1, 12, 17, 241 mi oluyor? Ha. Şu anda sağlıyor değil mi? Peki en küçüğü şu anda kaç? 58. Acaba 59 olabilir mi? Bir deneyelim. Bakın arkadaşlar bir deneyelim. 59, 60, 61. Şu kaç olursa olur? 9, 10. Bir dakika şurayı bir toplayın çıkarın bakayım. 180 mi yapıyor? Hocam, 241'den 180. 61 olması gerekiyor değil mi? Heh. 180 yapıyor, evet. Tamam. Burasının 61 olması gerekiyor. Bu şekilde toplarsan ne oluyor? 241 oluyor. Peki bana ne demişti? Rakamları farklı, sayılar da farklı. Hani 4 farklı sayı. Peki ne oldu? Aynı olmak zorunda kaldı. He, demek ki 59 olabiliyor mu? Olamıyor. 60 olabiliyor mu? Bak onu da deneyelim bir. 60 olabilir mi? 60'ı zaten hayatta olamaz da yine de göstereceğim. İmkansız. Neden imkansız? Zaten 60 kere 4, 240 yapıyor. 240'ı aşıyorsun. Burada gördüğün gibi ortalama bir şey veriyorsun. Yani 60 dedin, 60'ın 2 tane altını aldın. 58, 59, 60, 61 dedin. Oradan ne yaptın? Yavaş yavaş yürüdün. Hani burada denerken dediğim gibi böyle paniğe kapılmayacaksın. ÖSYM'nin size yapabileceği en büyük şey, hani size en büyük deneyeceği alan ne? Heyecan. Heyecana kapılmayacaksın, deneyeceksin. Gördüğün gibi tek seferde olmasa bile ikinciyi yaptım. Aa, dedim ki birinci doğruymuş. Zaten en, en büyüğünü istiyor. En büyükte kaç oluyor? 58, 59'da olamıyor. Bu kadar. Alın sonra ben de bir yudum su alayım. Bugün ne yapıyoruz? Değer vermeyi göster. Bak ne yapıyoruz? Değer veriyoruz. Geçiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bu sefer ne var? X ve Y birer sayma sayısı. Bakın sayma sayısı bizim için önemli mi? Önemli. Sayma sayısı kaçtan başlıyor? Birden. birden. Doğal sayılar sıfırdan, sayma sayıları birden başlıyor. Şimdi bana demiş ki, e, bir şey atmayacağız bir dakika sakin ol. X bölü 2 artı Y eşittir 13. Şimdi arkadaşlar şu sayma sayısı. Şu da sayma sayısı. Şu yanındakinin sayma sayısı olma ihtimali var mı? Olmama ihtimali var mı? Yok. Olma kesinlikle sayma sayısı bu. Evet. Sayma sayısı olmama ihtimali yok. Çünkü neden? Ancak iki tane sayma sayısını toplarsan sayma sayısı olur. Şimdi şu sayma sayısı, bak şu sayma sayısı. Bu da sayma sayısı olacak ki, bu da sayma sayısı olsun. Ya yani bu sayma sayısı olup bu sayma sayısı olmazsa sen bunları sittin sene toplasan da yine sayma sayısı bulamazsın. Dolayısıyla burasının sayma sayısı olması için de 2'nin x'i ne yapması lazım? Bölmesi lazım. 2'nin x'i bölmesi için x'in en küçük değeri kaç? Biliyorsunuz değer verirken ne yapıyorduk? Ya en büyüğü vereceğiz ya en küçüğü. X'in en küçüğü kaç? 2. Bakın şimdi yavaş yavaş veriyorum. X'e 2 veriyorum. Şöyle x yazayım. X'e 2 verdim. 2 bölü 2'den 1. Y ne oldu? 12. Sonra 2'den sonra ne vereceğim? Bak 2'ye bölünen bir şey olacak yine. 4. Bravo. 4'ü 2'ye böl 2. 2'ye ne ekler sonuç olur? Doğru değil mi? 4'ü 2'ye böl 2. Y 11. 6 ver. 10. Şimdi arkadaşlar ben böyle gidecek miyim? Hayır. Bunun bir sonu var. Bunun sonu nerede? Bakın şimdi bunun sonu nerede? En küçük sayma sayısı olan 1'e kadar geliyorum bak. Bu 1 olsa, y 1 olsa, Burasının ne olması gerekecek? Ee, bir dakika. 12 olması gerekecek. X de 24 olacak. X de 24 olacak. Bir daha toparlıyorum. 24'ü 2'ye bölün. 12. Artı şu 1'i ekliyorum. 13. Oldu mu oldu? Şimdi arkadaşlar hani bunları sayarken böyle korkmayın. Bak şöyle dikkatli bir şekilde bakın. Birden kaça kadar var? Demek ki kaç farklı ikili var? 12 farklı. Yani sol taraftan belki sayamazsınız ama sağ taraftan bak bariz belli. O yüzden bunları da her zaman söylüyorum. Şu şekilde sistematik bir örüntü oluşturmaya kendinizi bir alıştırın. Matematik hayatımız hep gülsün. Özellikle sayısal mantıkta da bunlar çok çıkıyor. Soru atlarsam söyleyin bana sakın. Kadir sorabilirsin. Hocam şimdi... Ee... 1'den 12'ye kadar 12 rakam var dedik ya. Bunun bir formülü vardı. İlk terim eksi son terim bölü artış miktarı mı O, te, o formül şuydu. E, mesela burada buradan saysaydık nasıl sayardık hocam diyorsun. Hadi sen buradan biri gördün ama belki bir olmayabilir de diyorsun. Diyorsun ki yani 2, 4, 6 bu şekilde 24'e kadar gitseydik nasıl sayacaktık? O formül şu. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. O formül bu. Son terim ne? 24. İlk terim ne? 2. Kaç kaç artıyor? 2, 2. Artı 1. 24, 2, 2 çıkar. 12, şey 22. 22'yi 2'ye bölüp 1 ekleyelim. 11'e 1 ekle. 11 artı 1'den ne geldi? 12. Doğru muymuş? Evet. Bu sorunun cevabı 12 farklı olacak. Oluyor. Rakamla karıştırıyorsun şu anda. Rakamlar 9'da bitiyor. En son rakam 9. Sayma sayısı birden sonsuza kadar gidiyor. Hani 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde giden sayılar. O da hani sana say, sana say diyorlar ya sayarken kaçtan başlıyorsun? Birden başlıyorsun. Hani o bizim aslında böyle çok matematikte böyle ÖSYM sorularına çok aşırı karşılaştığımız bir şey mi dersen değil. Ama yine de karşılaşıyoruz bilmemiz de gerekiyor. formül mü Tamam. Her şey real. <laughs> Geçiyoruz. Evet. Şimdi yine ürkeceğiniz, korkacağınız yerler. Ne o? Kök. Ve rasyonel sayı. Şimdi arkadaşlar, dün değer, bugün dersimiz değer verme. Dün Dün dedi, dediğim yani bir önceki dersimizde sayı kümeleriydi. Bak sayı kümeleri dersini birçok arkadaşınız hani Böyle yargılı dedi. Ya ben her şeyi biliyorum gibi geldiler. Dersin çıkışında sordum. Hocam gerçekten de bilmediğim yer varmış dediler. Yani özellikle içinizde de hani sayı kümeleri dersine katılmayan varsa o dersi muhakkak izlesinler atıldığı zaman. Şimdi burada dikkat edin şeyine bak. Rakam. Bitti. Sen bundan sonra bu soruyu çözemesen de eğer matematiğin güçlüyse değer vererek yapar mısın? Her türlü yaparsın. O zaman şimdi bak ben burada değer vereceğim. Burada kök var görüyorsun değil mi? Bu kökün içinden anı, A'nın ne olması lazım? Çıkması lazım. Ee, peki kökün içinden çıkabilen sayılar nelerdir? Tam kare sayılardır. Mesela ben şuraya birazcık yazayım. Sıfır çıkabilir. Bak sıfır çıkabilir. Bir çıkabilir. İkinin karesi dört. Üçün karesi dokuz. Dördün karesi on altı. Beşin karesi yirmi beş. Fakat ben burada A'nın rakam olduğunu bildiğim için şunu alamam. Bunu alamam. Otomatikman bak ne oldu? Şimdi belki yine Kadir diyeceksin ki hocam bak yine sallamaya başladın falan. Hayır bak sallamıyorum. Şuradaki kelime ve cümle beni ne yapıyor? Dar bir alana itiyor. Yani benim deklemimi sınırlandırıyor. Sen şimdi bunları tek tek deneyeceksin. Ben kafanız karışmasın diye burada hesaplayacağım. Karekök 0 kaça eşit? Karekök 1. Karekök 4 ne? 2. Karekök 9 ne? 3. Tamam bunları şimdi burada sistemli bir şekilde koyalım. İlk başta arkadaşlar Elit bir renk almak istiyorum. Şu sıfırı koyalım. Hatta şöyle bir güzellik yapacağım. Bir dakika. Heh. Tamam. Şimdi sıfırı koyuyorum buraya. As Sıfır artı e, bir şeye bölünecek 5. Beynin ne olması gerekir? 15. 25. Neden? Çünkü bir dakika orayı az büyüteceğim. Hocam, bizde 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 hocam. Tamam bendeki 5 olacak eleman 0 burada 5. Tamam mı? Şimdi ee, bir şey 3'e böleceğim ve sonuç 5 olacak. Ne olmalı? 15 ama 15. Şimdi 15'i 3'e böl 5. Sağlıyor. Ama 15 rakam mı? Bak değil. Hemen ne yapıyorsun? Bak o zaman hop diyorsun ki bundan çözüm gelmedi. Hemen şuna geçiyorsun. Karekök 1. 1 artı, 5. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. 1'e ne eklerseniz 5 olur? 4. Neyi 3'e bölerseniz 4 olur? 12. 12 rakam mı? 5. Yine değil. Bak bu da gitti. Gördün mü bak denklem nasıl kendini çözüme doğru itiyor. Şimdi geldik karekök 4'e. Karekök A'ya 4 verince ne oldu? 2. Bir şeyi 2'ye ne eklerseniz 5 olur? 3. Neyi 3'e bölerseniz 3 olur? 9. 9 rakam mı? Evet. O zaman demek ki e, A4 ken, şuraya yazayım. H4 ken, B ne oluyor? 9 oluyor. Şimdi ona, ona da bakacağım bir dakika. Şu bitti. Bu sağladığı bitti ama daha doğrusu. Şimdi geldim buna. Karekök 9 ne 3 artı 3'e bir şey ekleyince 5 olacak. Ne o? Ne 3'e bölersen 2 olur? 6. O yüzden burada B ne olacak? 6. A ne olacak? 9. Bana neyi soruyordu? A çarpı ile ilgili ne soruyordu? A, A, A çarpı çarpımının alabileceği değerler toplamı değil mi? 4 kere 9? 36. 6 kere 9? 54. Toplayalım. 90. Rakamın ne kadar önemli olduğunu gördünüz değil mi? Yani şurayı belki de birçok arkadaşınız okumuyordu. Bu arada daha sonra videoyu dinleyen arkadaşlar da yorumlara bu konudaki daha önceki görüşlerini yazarlarsa sevinirim. Kim, ee, kime soralım? Sidar daha önce dikkat ediyor muydun sen? Benim mikrofonumla konuş sıkıntı yok onunla uğraşma. Hayır dikkat etmedim Etmiyor hocam. Mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yok. Ahmet sen dikkat ediyor muydun onlara? Yani çok fazla dikkat edemiyordum hocam ben. Ama şimdi ne kadar önemli olduğunu. Evet. Zaten çoğu zaman da dikkat etmediğim için soru kaçıyordu. Dikkat et. Bundan ya. sonra dikkat edeceğiz. Aynen. Bu arada Ahmet bizim yabancı dil öğrencimiz arkadaşlar. Her, her kesimden öğrenci var burada. Yazın. Sıkıntı yok ya öyle olur. Aynı aynı, aynı sıkıntı. Yok. Yaklaşık kaç dakika oldu? Dakika Sizi çok yormayacağım ondan soruyorum. Dur, daha, dur. Bir dakika ben bakayım bir dakika. Acele etmeyin. 27 dakika olmuş biraz daha devam edelim. 30 dakikayı geçsin. Evet devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir yere geldik. Asıl zaten bundan sonra sizin jetonunuz düşecek. Ee, dün sizin jetonunuzu belki tam düşüremedim bir yerde ama bugün bak o jetonu tamamen düşüreceğim. Şu iki soruyu görüyor musunuz şu anda? Evet, evet. Şimdi bak bu soruları çoğu arkadaşınız gördüğü zaman diyor ki adam diyor aynı soruyu diyor iki kere sormuş diyor. İki soru arasında ne fark var? Bakalım bu bizim için matematikteki o sayıları etkiliyor mu? Etkilemiyor mu? Bir bakalım. Yukarıda ne diyor? X ve Y birer tam sayı. Burada ne diyor? X ve Y birer gerçel sayı. X artı Y toplamının en büyük değerini, burada da X artı Y toplamının en büyük değerini soruyor. Şimdi arkadaşlar, e, bunu bilmeyenler, hani şu ne işareti? Şöyle bir çizgi çekiyorsun, küçüktür. Küçüğün kez. Şu ne oluyor? Bir çizgi çekiyorsun, büyüğün B'si oluyor. Belki bilmeyen arkadaşlarınız olabilir. Onlar da görmüş olsunlar. Şimdi belki burada bazı arkadaşlarınız diyecek ki, hocam daha dersin en başında eşitsizlikleri bu derse niye getirdin? Veya kare kökü bu derse niye getirdin? Şimdi arkadaşlar ben özellikle hani bu şu anda ders çekiyoruz diye söylemiyorum. Türkiye'deki en büyük sorun, en büyük sorun tamam mı? Vatandaşın kendini böyle bilgisiz ve cahil gibi hissetmesi. Yani mesela bir video izliyor, şu öğrenci geliyor, hocam diyor ben diyor sıfırım. Ya kardeşim bak iyi kötü bir lise mezunu musun? lise mezunu olsun. Nasıl sıfırsın ya? Şimdi mesela burada sen eşitsizliği gördüğün anda konu çalışırken diyorsun ki daha ders başlamadan eşitsizliğe geçmiş adam. Ya bak öyle bir şey yok. Kendini sen böyle sıfır görürsen tamam mı? Böyle kalırsın yani. Bu kadar kendinize şey yapmayın. Hani hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranmayın. Her zaman içinizdeki savaşçıya enerji verin yani. Ama yok bilmiyorum, kötüyüm falan dersen zaten yapamayacağım, yapacağım az bir şey varsa onu da ne yapıyorsun? Öldürürsün. O yüzden yani arkadaşlar hani böyle bir şey karşısına geldim mi çalışırken ya bunu değil mi? hayır diyeceksin ya ben bunu da burada anlarım. Hallederim giderim diyeceksiniz. Burada konuyla ilgili mi? Bence çok ilgili. Değer vermeyle de ilgili. Sayı kümeleriyle de ilgili. Şimdi bak sayı kümelerinin önemini burada göreceksiniz. Burada x tam sayı. 3 ile 5 arasında değil mi? X artı Y'nin en büyük olması için X'in büyük olması lazım. Y'nin de büyük olması lazım. X'in en büyükleri ne? 4. Y'nin en büyükleri ne? 6. 4 ile 6'yı topladığınız kaç yaptı? 10. Tamam. Peki aşağıya geldik. X'in en büyük değeri ne? 4,999999999 devam ediyor değil mi? O zaman Y'nin en büyük değeri ne? O da 6,999 devam ediyor. Ben şimdi X artı Y toplamının değerini bulurum ama virgüllü çıkıyor şu anda. O da benden ne istiyor? Tam sayı olarak istiyor. O zaman arkadaşlar bakın. Eğer soruda bilgi verilmemişse ya da bu şekilde gerçel sayı diyorsa o zaman o virgüllü sayıları hesaba katmak zorundasınız. Peki bunu ne yapacağız? Eşitliği taraf tarafa toplayacağız. Bunun bu şekilde bir özelliği var. 3 ile 1'i toplayın ne yaptı? 4. Küçüktür. X ile Y'yi toplayın. X artı Y. 5 ile 7'yi toplayın ne yaptı? 12. Bu toplam 12'den küçük olacak. Ne olabilir o zaman en büyük? 11. Bakın dikkat edin. Yukarıda ben sorunun cevabını kaç buldum? 10. Aşağıda ne buldum? 11. Peki değişen şey ne? Şurada gördüğünüz basit bir kelime yani. Tam mı gerçel mi? Soru aynı soru bir kelime neleri değiştiriyor? Muratcığım sorabilirsin. versin mesela 4,99 diye Hocam burada yaptık ya mesela 4,99 diye. Evet. Aşağıda da 6,99. Evet. Onları zaman 10,80 falan yapıyor. Evet. Onu direkt 11'e yuvarlayarak da çözebilir mi bu sorular? Şimdi ne şimdi 4.9 demiştim? Evet. Bir dakika. 4,99 Bir dakika. Sen buradan görerek yapmak istedin galiba. 4,99 şeklinde gidiyor. Şu da 6,99 gidiyor. Tamam. Bunu topladığın zaman ne yapıyor? 11, 11, 11, 11, 11, Hani 99'u kısımlarda var ya 11 virgül şeklinde gidiyor. Yani 11'den daha büyük şey. Ama 12 olamıyor. Demek ki buradan ne yapıyorsun? Aşağı yuvarlıyorsun. 11'de diyebiliyorsun. Zaten buradaki onu dedirten olay da ne? Şu gerçel sayı kelimesi. Bu da bu şekilde olmuş olacak. Şimdi sıradaki sorumuzda ne var? Bir alayım sizden. Devamında ne var? Arkası mı? İsterseniz burada ara verelim. Sizce? Yoruldunuz mu? Ara verelim. Verelim diyenler el kaldırsın. Tamam. O zaman verelim. Ee, diğer derse kaldığımız yerden devam edelim. O sorudan. Burada bir mola verelim.